MİT'e ait tırların durdurulmasına ilişkin Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde casusluk iddiasıyla 13 asker hakkında açılan davaya devam edildi. Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler gerekçesiyle yayın yasağı konulan ve gizli yapılan davanın 4. duruşmasında tutuksuz sanık askerlerden sadece biri savunma yaptı. 6 Ocak 2015'e ertelenen duruşmada ifade alma işleminin görüntüye kaydedilip daha sonra kağıda döküleceği bildirildi. Davayı gözlemci sıfatıyla izleyen Adana Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Çinkılıç, duruşma sonrası yaptığı açıklamada bugünkü celsede ancak bir sanığın ifadesinin alındığını söyledi. Çinkılıç, savunmasını yapan sanığa sorulacak sorular ile daha fazla zaman alacağı için duruşma bitirildi. Umarım bundan sonraki duruşma kesintisiz devam eder dedi. 6 Ocak 2015 Salı gününe geliyor. Umarım ve sanık vekillerinin de böyle bir talebi vardı. Duruşma kesintisiz olarak Salı gününden sonra Çarşamba, Perşembe, Cuma kesinsiz devam eder. Dosyanın ilk celsesinde CHP Hatay milletvekillerinin de davaya katılmak istediğini hatırlatan Çinkılıç şöyle devam etti. Daha sonra benim vekaletini üstlendiğim CHP Denizli milletvekili İlhan Cihaner de bu konuda yazılı talepte bulundu. Bu talep reddedildi. İtiraz ettik ancak bu da kabul edilmedi. Artık duruşmaya dışarıdan kimse katılmıyor. Fakat kamuoyunda genellikle şöyle bir kaygı var. Deniyor ki zaten bu dosyanın ilişkin bilgi ve belgeler bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldı. Bu saatten sonra zaten kamuoyuna mal olmuş bu dosyada gizlilik kararı niye devam ediyor? Biz de bu soruları mahkeme heyetinin dikkatine sunduk. Ama mahkemenin bu konuda kararı net. Duruşmanın gizliliği devam edecek. Bundan sonra da gizlilik kararının kaldırılacağını tahmin etmiyorum diye konuştu. Bu saatten sonra zaten kamuoyuna mal olmuş bu dosyada gizlilik kararı niye hala devam ediyor diye kaygılar ve sorular çoğalıyor.